Ekranların en özgün, en özgür ve de en cesur programı Neşter'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün de her hafta olduğu gibi birbirinden ilginç, birbirinden farklı ve birbirinden çarpıcı haber araştırma dosyalarımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, her gün bir yenisi çıkan mucizevi zayıflama reçeteleri gerçekten mucizevi mi? Yoksa bu mucizevi diyet reçetelerini ortaya atanlar bizlerin sağlığıyla mı oynuyorlar? Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Esat Akıncı neden piyasada dolaşan bazı mucizevi zayıflama reçetelerine ateş püskürdü? İşte bu gece Neşter Masası'nın etrafında mucize olduğu iddia edilen diyet reçetelerini tartışıp nasıl sağlıklı zayıflayabiliriz sorusunun cevabını arayacağız. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Esat Akıncı, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kınıkoğlu, diyetisyenlerimiz Nilşahin Güran ve Selahattin Dönmez bizlere mucizevi diyet reçeteleri tartışmamızda eşlik edecekler. Bu tartışmamızı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Adana kebap bol bol yenebilir. Bilimsel dayanağı olmayan şeylerle çıkıp fetva vermesin. Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Esat Akıncı piyasada dolaşan mucizevi diyetleri ateş püskürdü. Ben üç kağıtçı dolandırıcı, sadece hocamız şey, doğru dürüst, böyle şey olmaz. Her gün bir yenisi çıkan mucizevi zayıflama reçeteleri gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sağlığımızla mı oynuyorlar? Karatay diyetinde her şey yeniliyor. Bu insanın damarları tıkanır ve bu insanı biz kaybederiz. Mucizevi zayıflama reçeteleri tartışması az sonra. Değerli izleyenler, her gün bir yenisine rastladığımız mucizevi diyet reçeteleri işe yarıyor mu, yoksa bu mucizevi olarak zayıflattığı iddia edilen isimsel diyetler sağlığımızı tehlikeye mi atıyor? Hemen mucizevi diyet tartışmasına başlıyoruz ve değerli konuklarımızı bir kez daha sizlere tanıtmak istiyorum. Sağ tarafıma dönüyorum. Profesör Doktor Esat Akıncı Bey'i görüyorum. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ve Doktor Murat Kınıkoğlu, kalp ve iç hastalıkları uzmanısınız. Efendim hoş geldiniz canlı yayın Neşter'e. Hemen sol tarafıma dönüyorum. Selahattin Dönmez Bey'i görüyorum. Beslenme ve diyet uzmanısınız efendim. Hoş geldiniz canlı yayın Neşter'e. Teşekkürler. Ve Nilşahin Gülhan, beslenme ve diyet uzmanısınız siz de. Hoş geldiniz canlı yayın Neşter'e. Bugün gerçekten çok önemli konuları masaya yatıracağız. Ama ilk önce bir haber bandımız var. Onu seyredeceğiz. Ancak tabii hakikaten bu tartışmalar aslında son bir senedir devam ediyor. Canan Karatay hocamız et, balık, süt, peynir, yoğurt, yumurta, tereyağı, bakliyat, turşu, sebze, meyve, kuru yemişler her şey serbest diyor. Serbest mi değil mi? Neler yapılmalı? Bu söylemler doğru mu değil mi? Birazdan tartışacağız ama ilk önce bu haber bandımızı seyredelim, ardından tartışmamız başlasın. Adana kebap bol bol yenebilir. Bilimsel dayanağı olmayan şeylerle çıkıp fetva vermesin. Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Esat Akıncı piyasada dolaşan mucizevi diyetleri ateş püskürdü. Ben üç kağıtçı dolandırıcı, sadece hocamız şey, doğru dürüst, böyle şey olmaz. Her gün bir yenisi çıkan mucizevi zayıflama reçeteleri gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sağlığımızla mı oynuyorlar? Karatay diyetinde her şey yeniliyor. Bu insanın damarları tıkanır ve bu insanı biz kaybederiz. Kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Esat Akıncı, mucize diyetlerden biri olarak gösterilen Karatay diyetinin yaratıcısı Profesör Doktor Canan Karatay'a eleştiri yağdırdı. Artık senelerce gösterildi ki yiyecekler kolesterolü yükseltmez. Her hücremizin kolesterol ihtiyacı vardır. Vücutta her hücre mecburen kendi kolesterolünü üretmek durumundadır. Canan Karatay hocamızın çıkıp kolesterolle ilgili olarak verdiği çok bilimsel mesnedi olmayan, hakikaten de çok onun savlarının kanıtlandığını kanıtlayan yayınlar bulamadığımız söylemleri üzerine biz bayağı bir muzdarip olduk. Akıncı, Karatay'ın kolesterolün zararlı olmadığı, yiyeceklerin kolesterol yapmadığı yönündeki açıklamalarıyla kalp hastalarını yanlış yönlendirdiğini öne sürdü. Beynimizin %90'ı kolesteroldür. Beyindeki, yani vücut kolesterolü, dışarıdan gelecek kolesterole dayanmaz yaşamak için. Sayın hocamız diyor ki kolesterolün hiçbir zararı yoktur insan vücudunda. Aksine faydalıdır diyor. İşte siz bu insanlara
ilacını kes derseniz bu insanları öldürmüş olursunuz. Yani en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Akıncı, Karatay diyeti de dahil olmak üzere proteine dayalı beslenmeyi öneren diyetlerin yan etkileri olduğunu da iddia etti. Kana geçen, un haline gelen bütün karbonhidratlara karşı. Birincisi en başta diyeti bıraktığınızda veyahut da diyet programının dışına çıktığınızda bir süre sonra yani tekrar hızla kilo almanızdır. İkincisi de protein metabolizmasında problemler yaratabildiğidir. Profesör Akıncı, Canan Karatay'ın kolesterolün ilaç tekelleri tarafından abartıldığı açıklamalarına da tepki gösterdi. Hepsinin temelinde kolesterol var. Doktorlar okumaz, doktorlar sıkılır böyle şey okumakta. Efendim, üç kağıtçı dolandırıcı, sadece hocamız şey, doğru, dürüst, böyle şey olmaz. Akıncı, Karatay'a yönelik eleştirilerini sürdürerek her gün işkembe için diyemem dedi. Karatay diyetinde her şey yeniliyor, her şey bir arada yeniliyor. Yalnız her şey dediğim zaman doğal olan her şey. Kolesterol değeri, LDL değeri 300'lerde olan bir insana siz, sen git kardeşim, rahat rahat işkembe çorbası iç diyemezsiniz. Akıncı, Karatay'ın en çok C vitamininin kuzu yağında olduğu yönündeki görüşünün de gerçek olmadığını öne sürdü. En fazla C vitamini, yine bir televizyon programında en fazla C vitamini kuzu yağında vardır deyince ben pek mantıklı gelmedi ve araştırdım, baktım. Sirken dediğimiz ottur bu. O C vitamini yönünden zengindir. Herhalde dedim hocamız yanlış okudu orada. Profesör Doktor Esat Akıncı'nın bu eleştirilerinden yola çıkarak Karatay diyetinin üzerinde mucizevi diyet reçeteleri tartışması da başlamış oldu. Karatay diyetinde her şey yeniliyor. Bu insanın damarları tıkanır ve bu insanı biz kaybederiz. Evet, tartışmamıza başlıyoruz. Mucizevi diyetler tartışmasına başlıyoruz. Esat hocamız yanımda. Hemen soruyorum. Hocam her şey yenilebiliyor mu? Yani kalp hastaları açısından bir sıkıntı yok mu? Biraz evvel VTR'de evet. Söyledik ama neler söyleyeceksiniz? Ya açıkçası şimdi bizim bu karşı çıkışlarımıza ve Karatay hocamızın özellikle medyada, ana akım medyada özellikle ipici bir popülerize edilip söylediği sözler popülerize edilip ortaya koyduğu savların net bilimsel yanlışlar olmasına rağmen çok az reaksiyon görmesi yani ne bileyim bu sizi ülkede rahatsız mı ettim? Tabii bu ülkede tabip odaları var, Sağlık Bakanlığı var, üniversiteler var. Bunların hiçbirisi de yani çok ciddi o çünkü ciddi yanlışlar var ortada ve çıkıp da kimse şey söylemiyor. Yani şimdi o yanlışlar şöyle, üzerinden gidelim hocam tabii, dilerseniz. Şimdi diyor ki hocamız kolesterol zararlı değildir. Ve damarları tıkamaz, insan sağlığı açısından aslında başka şeyler tıkıyordur ama kolesterol boşu boşuna suçlanıyor gibi bir ifadesi vardır. Evet. Değildir. Bunun biz net kanıtlarını biliyoruz. Şöyle ki sayın hocam da bilir tip 1A hiperlipoproteinemi dediğimiz kan yağlarının 1000'ler, 1500'ler, 2000'lerde seyrettiği bir tablo vardır. Bu hastalık, bu genetik bir hastalıktır. Familyal yani ailesel geçişli bir durumdur. Ve bu insanlar kanlarındaki yüksek kolesterol sebebiyle 20 yaşın üzerine bile çıkamıyorlar. Ölüyorlar. Evet. Yani bu net bir kanıttır. Evet, siz bu insanların kolesterolün insan kan kolesterolünün yüksek olması durumunda insan hayatını tehdit ettiğinin kanıtıdır. Ki bizim yani 11 siz bu yaşında insanlara nasıl ilaç kullanmayı diyebilirsiniz diyorsunuz. 11 yaşında bypass ameliyatı yaptığımız insanlar var. Yüksek kolesterol sebebiyle. Düşünün. Bir tane bir hastamız var. 11 yaşında bypass ameliyatı yapıldı. Yine bir yıl sonra yüksek kolesterolden damarları tıkandı. Şu anda kardiyomiyopati dediğimiz yani ileri kalp yetmezliğinde kalp nakli programında bekliyor çocuk. Peki.